Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlerle yine muhteşem bir EFT çalışması yapmak istiyorum. Bugün özellikle kulaklarında sorun olan çınlamalar, ağrılar ya da işitme kaybı olan dostlarım geçsinler benim karşıma. Nedenlerini ve bunu nasıl yok edebiliriz çalışmasını birlikte yapalım benim aziz dostlarım. Kulak nedir? Bizim duymamızı sağlar. Gerek iç sesimizden gelen sesleri duymamızı sağlar, gerek dıştan gelen sesleri duymamızı sağlar. Beynimizde de düşünüp karar veririz. Ama duymayı, bazı sesleri duymayı reddettiğimiz bir ortamdaysak, gerek aile kavgaları içerisinde, gerek sevdiğimiz insanlarla, gerek işimizde sevmediğimiz birilerin etrafımızda olmasından dolayı, "Ah, duymasam ben, o ne biçim insan?" dediğimiz insanların olduğu yerlerde olduğunuz zaman, kargaşanın bol olduğu yerlerde olduğunuz zaman, kendi kendinize duymayı reddedebilirsiniz. "Bu sesleri duymak istemiyorum." diyebilirsiniz. Ya da aynı zamanda iç sesinizi, içinizden bir ses gelir. Yapsanız mutlu olacaksınız ama ne olur? Mantık devreye girer. Ve dersiniz ki "yok ya, bu bir delilik, yapmayayım." dersiniz. Tabii bunlar biriktikçe en iyisi "iç sesimi dinlemeyin" diyorsunuz. Ben duymayayım, dinlemeyeyim dedikçe ne olur? Bilinçaltınız giderek duymayı reddeder. Ya da çınlama sesleri ya da ağrılar gündeme getirir ki siz artık duymayasınız. Yani burada ne oluyor? "Duymazsam güvende olurum" İnancı giderek bilinçaltınıza yerleşiyor. Şimdi bir dönün bakın hayatınıza. Bu söylediklerime benzer şeyler yaşıyor musunuz? Özellikle çınlamaları olanlar, ağrıları olanlar, işitme kaybı olan dostlarım. Bir dinleyin. Bir kendinizi gözleyin bakayım. Nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz? İç sesinizi dinliyor musunuz? Evet dostlarım benim. Çınlamalarınız varsa, ağrılarınız varsa, işitme kaybınız varsa kulaklarınızda, şimdi geçin karşıma, birlikte bu çalışmayı yapalım. Bu çalışmayı benim söylediğim sözlerle ya da sizin kendi ürettiğiniz buna benzer, benim söylediklerime benzer sözlerle EFT vuruş noktalarına vurarak benim kullandığım metot şeklinde bunu yapabilirsiniz. Bunu birden ona kadar değerlendirin. Her turda azalacak, sıfırlanana kadar yapın. Ya da eğer kronikleşmiş bir kulak ağrınız varsa bunu 21 gün boyunca bu çalışmayı yapın. Göreceksiniz ki kulağınızdaki çınlama da kulak ağrılarınızda, işitme kaybınızda giderek iyileşecek. Hadi, hazırsanız başlayalım dostlarım benim. Benim kulaklarımda çınlamalar var. Benim kulaklarımda ağrılar var. Benim işitme kaybım var. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Benim kulaklarımda ağrılar var. Çok ağır. Kulaklarımda çınlamalar var. Çakıl taşı gibi. Sanki çakıl makinesi çalışıyor. Hiçbir şey duyamıyorum bu sesten dolayı. Bu çınlamaya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Benim kulaklarımda
ağrılar var. Bundan dolayı işitemiyorum, duyamıyorum. Bu duyma kaybına, işitme kaybına, bu çınlamalara, bu ağrılara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. İç sesimi dinlemezsem, duymazsam güvende olurum. Çevremdeki kargaşayı, kavgaları duymazsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. İç sesimi dinlemezsem, delilik yapmazsam, mantıklı davranırsam güvende olurum. Kargaşalardan, bu aile kavgalarını, bu ilişki kavgalarını duymazsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Duymazsam güvende olurum. Duymazsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bu çınlamalara rağmen gözler, bu çınlamalara rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bu kulak ağrısına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bu işitme kaybına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Duymazsam güvende olurum. Bu inanca rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Duymazsam güvende olurum. Bu çınlamalara, ağrıya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Sevgili sürüngen beynim, şimdi sana güvende olmak için gerekli olan yeni kararımı bildiriyorum. Duymayı seçiyorum. Gerçeği duymak beni güçlü kılar. Duymayı seçiyorum. Gerçeği duymak beni her zaman güçlü kılar. Her duyduğumu uygulamak zorunda değilim. Her duyduğuma inanmak zorunda da değilim. Onu kendi akıl süzgecimden geçirerek uygularım ya da uygulamam. Bu benim kendi seçimimdir. Ben bu konuda özgürüm. Her şeyi duyarsam daha güvende, daha güçlü olurum. Her şeyi duyarsam daha doğru kararlar alabilirim. Çınlamalara, ağrılara, işitme kaybına gerek yok. Aynı zamanda kalbimden gelen bilgeliği duymak ve onu yapmak bana güç verir. Kendimi ilhamlarıma ve yeteneklerime açıyorum. Böyle güçlü ve güven içinde oluyorum. Kendimi ilhamlarıma ve iç sesime açıyorum. Kendi ilhamlarımı uyguluyorum. Böylece daha güçlü ve daha güven içinde oluyorum. Her şeyi duyarsam daha güvende, daha güçlü olurum. Çınlamalara, ağrılara, işitme kaybına gerek yok. İşitiyorum ve bu beni daha güçlü kılıyor. Çınlamalar durdu ve ben daha da güçlü olduğumu hissediyorum. Duyuyorum. Duyduğumu değerlendiriyorum. Bu da beni daha güvenli kılıyor. Çınlamaya, ağrıya, işitme kaybına gerek yok. Şimdi bu yeni düşüncemi derhal uygulamanı talep ediyorum. Ve bunu yaptığın için sana şimdiden teşekkür ediyorum. Ve sonunda olması gerektiği gibi, çınlamalar kayboldu. Ağrı gitti. Net işitiyorum. Duyuyorum. Bundan dolayı özgür.
Sonunda olması gerektiği gibi. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm, dostlarım benim. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Sonunda olması gerektiği gibi her şeyi net ve parlak duyuyorum. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm, dostlarım benim. Evet dostlarım. Bu çalışmayı kronikleşmiş vakalar 21 gün boyunca yapsın. Yeni başlayan ağrılar için ağrıya bir derece verin. Giderek bir tur atın. Bir turdan sonra %70'lere düşmüşse bir daha atın. Ta ki sıfırlanana kadar bunu tekrar edin. Duymayı kabul edin. Bu bir EFT çalışmasıdır. Şu andaki vuruşları yeni katılan arkadaşlar varsa, neden yaptığımı öğrenmek istiyorlarsa, EFT kursu, 9 derslik bir EFT kursu videolarım var. EFT kursu yazarak o videolara gitsinler, EFT'nin ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrensinler, başka rahatsızlıkları içinde kullanabilirler. Ben videoları yavaş yavaş bütün hastalıklarla ilgili gün be gün atmayı planlıyorum. Bunları yaptıkça hem aradığınız her rahatsızlık için olumlamaları bulabileceksiniz, hem de benimle birlikte yaparak şifalanacaksınız. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim suçluysa özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.